video makam videolarını, sizin çektikleriniz böyle makam videolarını seyredip oradan çalışanlar oluyor. Buradan sizi dinlemeden, bunu bol uygulamadan bu çok mümkün değil. Dersin küçük bir bölümü izlenmiş oluyor. Asıl bu derste hani otururken bunu uygulamaz, sizi daha çok dinlemem, sizinle birlikte uygulamalarımızdır. Yani bu makamın oturmasını sağlayan. Onu ayrıca söylemiş olayım da. Şimdi Refik Fersan'ın Rast Peşrevi, hani dedim ya 95 kere dinleyin bunu diye. Rast'ın oturması adına hakikaten muhteşem bir eserdir o, saz eseridir. Şu kırmızı içerisine aldıklarımız, yani Rast makamının en önemli can alıcı notaları. Sol, si, re, sol, si, re. Çoğu eser böyle başlar. Ra, 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 ra. Rast makamına baktığımızda çoğu zaman bunu görürüz. Hatta ezanda. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sol, si, re. Sol, si, re. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gördünüz mü? Ezan okurken de sol, si, re, re, si, sol. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tam da ezan okur. Yani çok keramet izhar etmeyin diyordum ama keramet izhar etmeden bana tabi olursanız asıl orada yani. İzhar ettikten sonra herkes tabi olur. Mesela bir ezan da burada okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, perdelerine iniyoruz bakın. Yani bunu şuradan da göstereyim. Eğitim amaçlı olduğu için sıkıntı yok bakın. Mesela ezanda Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu kabası. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama bunu süslemek sizin elinize. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rast ezan dünyada çok meşhurdur. Hani ezan okunduğunda وَاِنْ رُمْتَ الْاَزَانَ فَذَا حِجَازُ Hicaz 1, Rast 2. Uşak ülkemizde çok güzel okunur. Sabah çok güzel okunur. Sabah namazı genelde hep sabah şeklinde okunur. Ama hani ezan dediğinizde, sıralama yap dediğinizde, öyle bir şey olmaz ama sıralama yap dediğinizde bir Hicaz, iki Rast çok okunur dünyada. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir de biraz önce yaptığım şeyi atlamayalım. O güzel bir aklıma geldi. Bak. Rastımıza buyurun. Merhaba, çok özür dilerim. Çok hoşuma gitti. Buyurun. Yandayım, grafik çalışıyorum. Öyle mi? Bunları bilmiyorum, inanılmaz hoşuma gitti. Çok özür dilerim. Rica ederim, estağfurullah. Ne demek? Teşekkür ederim. İstediğiniz zaman buyurabilirsiniz. Tabii. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi de yukarılarda şunu yapar. Rast. Hayya al-salah. Hayya Oraya götürdük ama Hicaz. Buradan
Ama rast makamındayız. Rast makamı okurken Allahu ekber Allahu ekber hayyana salat ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aynısını mı yapıyoruz? Çıkıyoruz, geri mi iniyoruz? İstersek. Mesela ben biraz önce Hicaz'ı sadece Salah'ın girişinde söyledim. Veya onun cevabında da Hicaz yapalım. Felah'ta dönelim. Hayyâna salâh. Devam etmek istedik Hicaz biraz daha. Evet. Hayyâna salâh. Madem yapalım ki hani Kur'an ezan da biraz lezzetli olsun. Hayyal falah. Dayanamadık orada Hicaz yaparken rastın içerisinde Hicaz'a geçmişken bir de Hicaz kara geçtik. Tekrar hadi bakalım dedi. Rasta in bakalım buradan dedim. Sen de gayet rahat. İşte bu bilgiler bunun için lazım. Yani Hicaz'dan Rasta geçmek için Re, Rast'ın güçlüsüne geliyorsun. Gayet güzel bir şekilde yola giriyorsun. Yani o patika gibi yollar otobana dönüşüyor. Çok dinleyin. Niye diyorum? Çünkü yani rastı zihinde oturtur. Sol, sol, la, si, la, sol.
makamın ana kısmı aslı burası ama buralarda dolanıyoruz aşağı, karreye kadar geliyoruz. Buralarda da biraz önce gördüğümüz gibi yani istediğimiz gibi özellikle fa diyez yani buradaki E3 perdesi çok güzel vurgulanıyor. Ve tekrar gelip asıl bir çünkü bir makam hani 4 notadan oluşmaz. Biz orada 4-5 nota çizdik ama yani 8-9 nota lazım. Bazılar diyorlar ki söyle bunun makamı ne? Bir dakika dur dinleyelim. Nerede karar verdik? Güçlüsü ne diye bugün? Seyri nasıl? Bir anlayayım şunu. Çünkü mesela başka biri. Yemin ettim kaç kere. Nedir bunun makamı desem? Rast demezsiniz hemen. Çünkü fa, mi, mi bemol kullanıyor. Yani bizim rastımızda mi bemol yok. Yemin ettim kaç kere. Şimdi rastlaşacağım. Dönmem. İşte mi notere, nature. Dönmem. Sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Döndü rasta. Dönmem. Daha söyleyeyim madem çekiyorsunuz rastla ilgili ev ödevleri. Bir iki tane de ondan örnek vereyim. Mesela
klasikleşmiş bir rastır. Nihansın dibinden. Neredeyiz? Sol perdesindeyiz bak. Evet, makamı anlama adına yapıyoruz bunları, bakın bak. Si si la la sol sol la si la la sol sol. Ara ara da solfej yapın yani. Böyle notaların isimlerini söyleyerek, yani Nihansın yerine si si la la sol sol la si la la sol sol. O makamın hangi notaları nasıl kullandığı anlamında iyi kalıcı bir şey olur. Nihansın diderden ey melesti nazım, Nihansın diderden ey melesti nazım. Şuraya bak. Sensiz cihan da can ne lazım, bana sensiz cihan da can ne lazım, bana sensiz cihan da can ne lazım, sen olmadıktan sonra diyor, bunu istediğiniz gibi söylersiniz. Bunu siz söyleyin. Evet, rast makamının yani klasiği. Unutmuş birer birer. Burayı kesin kesiyoruz. Bir, evet. Si'den başlayan bir örnek vardı. Mesela Do'dan. Bir gönül vardı bende sol. Henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerine. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış, sözlere bak ya. Bugünkü günahkarlar. Hem de bak neye rağmen. Arzu duymuş güzele kollarında yatmamış. Arzu duymuş güzele. Ama günah demiş, kollarında yatmamış. Şu sözlerin güzelliğine bak yani. Evet. Güfte Sedat Ergin Tuğa etmiş. Beste Ferit Sıdal. Gerçekten takdir ve tebdil ediyoruz. Çok güzel. Rüya gibi her hatıra. Güzel bir rastır. Çok klasik. Sol si re yapacak bakın. Müzik
yapacaksın. Sol, si, re. İkinci soldeyiz bakın. Tam oktavına çıktık. Sol, 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 si, re, sol, sol, si, re, sol. Yani o notaları, 8 notayı 4 nota çalarak, yani 2 nota atlamalı şekilde. Sol, si, sol, sol, si, re, sol, fa, sol, fa. Evet, aramızdaki evliler gidip akşam evde bunu söyleyecekler. Sen, ha, eşlerine tabii. Sol, si, re, sol, fa, sol, fa. Yani nota isimlerini söylemeyecekler tabii. Gidip eş hanımın karşısında sol isim. Sen güzellik kelebek, sen nadire bir çiçek. Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek. Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek. Tuttuğun altı dolsun diye böyle güzel, gönlün neşeyle dolsun, tuttuğun altın olsun, kader hep gülsün sana, mutluluk gölgen olsun diye güzel güzel devam ediyor. Evet, Rast bu meyanda biliyorsunuz bitmez. Bir son bir şey söyleyeyim, bir çocuk şarkısı olsun. Yengeden sonra da çocuğun karşısına geçin, iyice Rast'ı çalışın, pekiştirin evde yani. Ve çocukla birlikte... Ondan bu parçası çocuk. Böyle bir şey. Rast'la ilgili eserler hem tasavvufi hem de diğer anlamda okumuş olduk. Hazır kamera açıkken size bir de Rast ezandan da örnek verdik başta. O zaman Kur'an'la ilgili, Rast'la ilgili bir iki ayet okuyalım. İnşallah ondan sonra tamamlamış olalım. Ama dediğim gibi yani derste şu notalar üzerine tabii sizi kamerayı biraz sonra kapattıktan sonra sizle karşılıklı uygulamaya geçeceğiz daha çok.